SOLIDWORKS 2010'da geliştirilen sadece metal konutlarından birkaçını inceleyelim. Buradaki parçamızın köşelerinde boşluklar olduğunu görüyoruz. Closed Corner komutunu kullanarak bu boşlukları kapatalım. İlk kapatacağım köşede Scheduled Bend ve Edge Flange komutları kullanarak bükümler elde edilmiş. Şimdi buradan kapatacağım köşeye ait bir yüz seçiyorum. Ardından aradaki mesafeyi düzenliyorum. Gördüğünüz gibi üstte yeni bir büküme geçiş olduğu halde artık geometriyi bu şekilde kapatabiliyoruz. Şimdi şurada birkaç bükümün yer aldığı bir köşeyi kapatalım. Yine Closed Corner komutuyla kapatacağım köşeye ait bir yüzü seçiyorum. İşlemi onayladığımızda son derece sağlıklı bir kapatma işlemini yapabildiğimizi görüyoruz. Son olarak farklı bir yerde inceleyelim. Bu kez köşeleri yine kapatacağız ama radyüslerdeki değerlerin farklı olduğunu, boyutların farklı olduğunu görüyoruz. Yine bir yüzü seçiyorum. Ardından aradaki bırakmak istediğim mesafeyi belirtiyorum. İşlemi onayladığımızda radyüslerin bulunduğu yerde düzgün bir geçişin yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi hem komutu ile ilgili gelen gelişmeleri inceleyelim. Hem komutunu seçiyorum ve buradan yayla beraber iki kenarı seçiyorum. Seçimleri yaptıktan sonra üstteki kıvrım mesafesini değiştirmek için buradaki çizginin boyunu değiştiriyorum. Aynı Edge Flange komutundaki gibi. Ve kenara olan mesafesini veriyorum. Tekrar hem komutuyla devam ediyorum. Buradaki kenarlara büküm ekliyorum. Ancak bükümlerden bir tanesini yön değiştirmek istiyorum. Seçtiğim kenarlardan bir tanesini belirterek yön değiştirmeyi seçiyorum. Açılım aldığımızda parçanın açılımı sağ köşesinde alabildiğimizi görüyoruz. Şimdi bu parçanın simetriğini başka bir dosyada oluşturalım. Bunun için Mirror Part komutunu kullanıyorum. Burada orijinal parçadan linki koparmasını istediğimiz halde unsur ağacına geldiğimizde bu parça oluşturmak için kullanılan bütün unsurların yerine yer aldığını görebiliyoruz. SOLIDWORKS 2010 ile beraber sadece levha tasarlamak çok daha kolay.